genelde Marselito olarak bilinir, dengesiz bir evde büyümesi sebebiyle evden kovuldu. Marcelo'nun uyuşturucu takıntısı daha da kötüleşti ve bir kilisede dua ve tarikat işlerinde bulundu ancak başarısız oldu. Bir gün ara sokakta Ezzurra isimli gencin eşyalarını almak istedi ve talepler yerine gelmesine rağmen adamı vurarak öldürdü. Marcelo kendisini evden kovan arkadaşını öldürmek istedi, ardından kapı zilini çaldı ve kapı açılınca hızlıca adamı öldürdü. Birkaç gün sonra Marcelo iki arkadaş olan Zeniuk ve Cabrera ile karşılaştı, Zeniuk'u yüzünden vurduktan sonra Cabrera'yı öldürdü. Bir ay sonra polis tarafından yakalandı ve hapse atıldı. Bu duruşmanın dışındaki insanlar ise Marcelo'nun katil olarak adlandıran broşürleri etrafa dağıttı. Mahkemede yargıç onu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.